İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ı tanıyalım, Şuhul Kanyonu. Artsakh ile Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki bağlantı 1 Eylül'den itibaren Berzor alt bölgesi toprakları üzerinden yeni bir yolla gerçekleştirilecek. Artsakh Cumhuriyeti'nin zorla yerinden edilen vatandaşların sivil toplum kuruluşlarının duyurusu. Nahçıvan ve Artsakh Dağlı Karabağ'ın Ermenistan Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak tanındığı 1920 tarihli Milletler Cemiyeti Özel Komisyonu'nun haritası. Ermeni ustaların Harbert'te yaptıkları fırının ateşi 94 yıldır sönmüyor. Alarm. Frankfurt'taki sergilerden birinde Urartu, Azerbaycan'a ait olarak temsil ediliyor. Yunan Arkeologlar Derneği UNESCO'yu Konstantinopolis'teki Ayasofya'yı korumaya çağırıyor. Batı Ermenistan'daki Sebastia Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan saklı cennet Şuhul Kanyonu doğa severleri cezbediyor. Farklı doğal yapısı ile dikkatleri üzerine çeken kanyon, yüksek kayalıkların arasından akan berrak suyla doğa severleri hayran bırakıyor. Birçok yabani kuşa da ev sahipliği yapan kanyon, kayaların arasından sızan ufak şelaleleriyle de ziyaretçilerini cezbediyor. Hafta sonunu fırsat bilen doğa severler kanyonda yürüyüş yapıp suya girerek serinliyor. Artsakh Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiğine göre Artsakh'ı Ermenistan Cumhuriyeti'ne bağlayan devletler arası karayolunun Berzor otoyolu kısmı trafiğe 31 Ağustos'a kadar açık olacak. Rus Barış Gücü askerleri bu dönemde vatandaşların güvenli hareketini sağlayacak. 31 Ağustos'tan sonra Ermenistan Cumhuriyeti ile bağlantı güney yönünde yeni bir koridor üzerinden yapılacak. Artsakh Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı açıklamasında şöyle deniyor. İçişleri Bakanlığı, vatandaşların endişelerini dikkate alarak mevcut Berzor koridoru ile ilgili güncel bilgileri öğleden sonra ve akşam olmak üzere günde iki kez yayınlayacaktır. Batı Ermenistan, Azerbaycan'ın işgal ettiği yerli Ermeni topraklarının yeniden kurtarılmasını ve hiçbir koşulda böyle başka bir aşağılayıcı anlaşma imzalanmaması gerektiğini belirterek bu koridor mantığına katılmadığını bir kez daha teyit ediyor. Biz, Azerbaycan ve Türkiye Silahlı Kuvvetleri tarafından ikamet yerlerimizin işgal edilmesi sonucu zorla yerinden edilen ve bu nedenle Ermenistan Cumhuriyeti'ne ve Artsakh Cumhuriyeti'nin diğer bölgelerine sığınanlar olarak yeni Amerikan eş başkanı Philip Ricker'ın atanmasını ve Agitmis grubunun çalışmalarına yeniden başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. 27 Eylül 2020'de terörist grupların katılımıyla Türkiye, Rusya ve Azerbaycan tarafından başlatılan saldırganlık sonucunda Artsakh Cumhuriyeti sakinleri, eski Dağlık Karabağ Cumhuriyeti sakinleri de dahil olarak evlerimizi, mallarımızı, manevi değerlerimizi, tarihimizi ve akrabalarımızın mezarlarını ziyaret etme imkanını kaybettik. Agitmis grubunun Artsakh Cumhuriyeti halkının 1988'de tarafımızca ifade edilen ve 32 yıllık mücadelemizle teyit edilen yasal kendi kaderini tayin hakkımız görüşlerini dikkate alarak ve bu hakkın gerçekleşmesi için çalışmalarına devam edeceğini umuyoruz. Irk ayrımcılığı politikası, Ermenilere karşı nefret ve Azerbaycan'ın mevcut politikası, Ermenilerin Artsakh Cumhuriyeti topraklarından etnik temizliği, sivillerin vahşice öldürülmesi, sivillere karşı yasaklanmış silah türlerinin kullanılması, Berzor-Laçin İnsani Yardım Koridoru'nun işgali ve Berzor-Ahavno ve Nerkinsus köyleri sakinlerinin zorla yerlerinden edilmesiyle ilgili son olaylar, Artsakh Cumhuriyeti sakinlerinin fiziksel olarak Azerbaycan'ın himayesi altında yaşayamayacağını kanıtlıyor. Azerbaycan'a ikinci bir uyarı gönderen Lemkin adlı Soykırımı Önleme Enstitüsü de aynı konuda uyarıyor. Artsakh Cumhuriyeti'nin sorununa, sakinlerinin uluslararası sözleşmelere dayalı haklarının korunması çerçevesinde adil ve uzun vadeli bir çözüm bulmayı umuyoruz. Milletler Cemiyeti'nin Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan sınırlarını belirlemek için kurulan özel komisyonu Şubat 1920'de nihai kararını verdi ve bu haritada görülüyor.
Günümüzdeki Nahçıvan Özerk Bölgesi, Artsakh Dağlı Karabağ ve etrafındaki bugün Azerbaycan'ın işgal ettiği ve toplam alanı 20 bin kilometre kare olan Şamhor, Ağdam bölgelerinin dağlık bir bölümü, Kaşata, Karvacar, Şahumyan, Karhat, Terter, Gedabek gibi bölgeler Milletler Cemiyeti Özel Komisyonu'nun kararıyla tanınan Ermenistan Cumhuriyeti'nin bir parçasıdır. 1920'de bu bölgelerde Ermeniler 320 bin %72, Kürtler 40 bin %8, Türkler 90 bin %20 olmak üzere 450 bin kişi yaşıyordu. Bu topraklar Bolşevikler tarafından ele geçirildikten sonra Sovyet Azerbaycan'a devredildi. Sovyet iktidarı yıllarında ve sonrasında bu topraklarda etnik temizlik yapıldı. Böylece 1920 itibariyle bu topraklarda halihazırda 650 bin kişi yaşıyordu ve bunların 500 bini %67'si Tatar Azerileri, 150 bini %33 Ermenilerdi. Ve buna rağmen 30 yıllık propaganda sonucunda Azerbaycan tüm dünyayı söz konusu topraklardan sözde 1 milyon mülteci bulunduğunu ve Azerbaycan'ın tartışılmaz toprakları olduklarını ikna etmeyi başardılar ve bizim diplomasimiz bunu yapamadı ya da bir şekilde buna karşı çıkamadı. Batı Ermenistan'ın Harbert Elazığ'da kapalı çarşının ilk dükkanı olan Çarşı Fırını özgün dokusuyla dikkat çekiyor. Ermeni ustalarca 1928'de yapılan fırının dış bölümü zamanın izlerini taşırken iç bölümü ise 1999'da getirilen fayans zorunluluğu nedeniyle eski özelliğini kaybetti. 27 yaşındaki işletmeci Ahmet Kızıl Elma, fırın 94 yıllık, 100. yıla az kaldı, ateşi hiç sönmeden bugünlere kadar geldi, dedi. Elazığ'ın tarihi mekanlarından Kapalı Çarşı'nın ilk dükkanı olan Çarşı Fırını'nda 94 yıldır aralıksız ekmek pişirilirken kente özgü yağlı ve peynirli ekmek de üretiliyor. Sadece meşe odunu kullanılarak pişirilen ürünler kargo ile farklı illere de gönderiliyor. Kullanıcı Şuşi Tumanyan uyarıyor. Frankfurt'taki sergilerden birinde Urartu, Azerbaycan olarak sunuldu. Tecrübeli tarihçilerin ve hukukçuların iyi tartışılmış bir tarzda bulunmalarını ve tarihsel adaleti yeniden tesis etmelerini bekliyorum. Frankfurt merkezli Hessen Ermeni Kültür Derneği'ne başvurabilirsiniz. Benzer mücadelede tecrübesi olanlar lütfen paylaşın ve gerekli adımları atın. Batı Ermenistan ilgili kurumları bu sahtekarlıkla ilgilenmeye çağırıyor çünkü cezasızlık atmosferi Azerbaycan'ın yeni yalanlar icat etmesi ve Ermeni kaynaklı her şeyin kendilerine ait gibi sunulması için yeni fikirlerin doğmasına neden olabilir. Art News'in haberine göre Yunan Arkeologlar Derneği UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'ı Konstantinopolis'teki Ayasofya'yı korumak için kararlı bir şekilde mücadele etmeye çağıran bir açık mektup yayınladı. Dünyanın en önemli dini ve kültürel mekanlarından biri olan Ayasofya, 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girdi. Başlangıçta bir kilise olarak inşa edilmişti. Ancak 2020'de Türk hükümeti camiye dönüştürmek için oldukça tartışmalı bir karar aldı. Yunan Arkeologlar Derneği'ne göre Bizans dönemi tapınağı yıllar içinde hasar gördü ve tahrip edildi. Yunan Arkeologlar Derneği mektubunda sit alanı koruma altındaki UNESCO'dan Ayasofya için tehlike oluşturan mevcut durumu değiştirmek için kararlı bir şekilde müdahale etmesini istedi. Yunan Arkeologlar Derneği tesisin mevcut yönetimini feci olarak nitelendirdi. 1453 yılına kadar Ayasofya dünyanın en büyük Hristiyan tapınağı olarak hizmet vermiştir. O dönemde Konstantinopolis Osmanlı İmparatorluğu tarafından işgal edilmiş ve Ayasofya camiye çevrilmişti. Daha sonra 1935'te Mustafa Kemal Atatürk müzeye dönüştürdü. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Haçik Gazaryan topluluğu tarafından icra edilen Ermeni halk şarkısı Daldala ve Saçme adlı eseri sunuyoruz.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.